Evet arkadaşlar, merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ömer. Bugün sizlerle yeni bir video çekeceğiz. Bugün size üniversitemi tanıtacağım. Kampüslerimi gezdireceğim. Bütün bölümleri, bütün fakülteleri, bütün yüksek okulları size tanıtacağım. Bakalım nasıl video olacak. Haydi videoya başlayalım. Öncelikle arkadaşlar, videoya geçmeden önce kanalıma like atmayı, abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar öncelikle ben ziraattan başlamak isterim. Çünkü bölümüm, kendi bölümüm. Ziraat Fakültesi'ni tanıtayım size. Şöyle. Arkadaşlar burası Ziraat Fakültesi ve Veterinerlik Fakültesi. İkisi bir arada. Yani bölümler, fakülteler bir arada yapılmış. Aynı bina kullanılmış. Şöyle göstereyim. Geniş bir ön alanı. Burası öğretmenlerin giriş yeri. Şimdi öğrencilerin giriş alanı göstereyim arkadaşlar. Değişik. Giriş kapıları kullanılmış. Öğrenci, öğretmen farklı yerden giriyor. Arkadaşlar buranın sağ tarafı veterinerlik, sol tarafı ise Ziraat Fakültesi. Bizim fakültemiz yani. Şöyle. Burası da otak arkadaşlar, öğrenciler için. Öğrencilerin giriş alanı sağ taraftan arkadaşlar, veterinerin tarafından. Diğer taraftan bizi almıyorlar. Şurası bizim giriş kapımız. Öğrenciler. Şu şekilde ön alanı var. Öğretmenlerin park yeri. Burası da bizim giriş alanımız. Arkadaşlar şimdi diğer fakülteye geçelim. Bizim yanımızda hemen BESU var. BESU'ya gidelim. Arkadaşlar hava şu an yağmurluydu ama şu an hava yağmıyor. Sabah bayağı bir yağdı. Tabii kış geldi. Bingöl kış yeri. Şöyle arkadaşlar, oturmaya yeşillik alanlarımız var. Ağaçların dibinde. Tabii güneşli olduğu zaman çok güzel oluyor. Genelde biz burada oluyoruz. Aralarda. Şimdi BESU'ya gidelim. Arkadaşlar burası da Spor Bilimler Fakültesi, yani BESU diğer adıyla. Arkadaşlar BESU'nun şu şekilde öğrencilerine sağlamış olduğu sahalar var. Antrenman yaptıkları, spor yaptıkları yerler. Onları da size göstereyim. Ben burayı tercih eden öğrencilerimize daha iyi bilgi vermek için her yeri gezdiriyorum. Şu şekilde BESU Fakültesi. Sahaları var arkadaşlar. 3 tane açık, bir tane kapalı sahası var. Şöyle göstereceğim. Şu büyük olan da kapalı sahası arkadaşlar. Şurada 3 tane ayrı ayrı sahaları var. Şurası kazan dairesi. Tabii böyle yürüme yerlerimiz var arkadaşlar. Bizim fakülteye yakın. Genelde öğlenleri burada oluyoruz. Şimdi de arkadaşlar yemekhane kantin bölümüne gidelim. Tüm renklerin bir arada olduğu yer arkadaşlar. Kırmızı, yeşil, sarı. Şu şekilde oturak yerlerimiz. Arkadaşlar şurası konferans salonu, çok büyük. Yani kapasitesi bayağı bir geniş, bayağı bir büyük. İsterseniz oradan şöyle gidelim. Önce oraya uğrayalım. Sonra yemekhaneye geçelim. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar burası üniversitemizin giriş kapısı, birinci giriş kapısı. Toplamda 3 tane var. Burası birincisi olan.
Şimdi yemekhaneye geçelim. Evet arkadaşlar, orası ilk giriş kapısı söylediğim gibi. Şöyle bir yol bizi bekliyor. Yürüme yolumuz var. Şu şekilde. Arkadaşlar buranın meşhur yerlerinden biri olan Yüzen Adalar. Üniversitemde şöyle bir simge yapmış Yüzen Adalar adı altında. Orayı size göstereyim. Şu şekilde. Üniversitemize sembolik olarak göstermiş. Şimdi gidelim. Evet arkadaşlar, burası da merkezi kafeteryamız. Alt tarafı yemekhane, üst tarafı kantin. Şöyle çekeyim. Biraz daha geniş açıdan göstereyim. Şu şekilde arkadaşlar. Şimdi diğer fakültemize gidelim. Hemen yanında olan Fen Edebiyat Fakültesi. Ona da gidelim. Sonra kütüphanemiz var. Çok güzel. Benim en sevdiğim yer kütüphane burada arkadaşlar. Yine arkadaşlar bu binada iki tane bölüm kullanılmış. Fen Edebiyat Yüksek Fakültesi ve Yabancı Dilleri Yüksek Okulu. Şöyle göstereyim. Yani binalar ikiye ayrılıyor. Arkadaşlar ikinci çıkışımız da şurası. Şu arabadan sonraki çıkışı. Burası da ikinci çıkışımız. Evet arkadaşlar, kütüphanemiz hakkında bilgi vereyim size. Kütüphanemiz, şu an karşımızda kütüphanemiz. Selahattin Eyyub Kütüphanesi. 3 katlı bir de zemin kat var. En üst katta öğrencinin genel çalışabilme yeri var. Bir alt katta kitapların olduğu yer. Bütün bölümlerin kitapları, bulabildiğimiz ansiklopediler, her şey orada mevcut. Giriş katında ise kantindir. Sesli çalışma alanı falan var. Bilgisayar bölümleri var. Şu alt katta, zemin katta yine aynı şekilde sessiz çalışma yerleri var. Ben burada genelde en üst kısmını tercih ediyorum. Çünkü daha konforlu, daha güzel. Alt katları ise herkese ait kapatılmış şekilde, ama üst taraflar işte 3 kişilik çalışma yerleri var, masaları var. Şu şekilde girişimiz. Ve şimdi diğer fakültemize gidelim. Arkadaşlar kampüsümüzün içinde bir adet cami. Çok büyük, geniş. Ferah cami güzel yani. Şurası da arkadaşlar Mühendislik ve Mimar Fakültesi. Sol taraf, orta taraf İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Sağ taraf ise Sağlık Bilimler Fakültesi. Yine binamız 3 ayrılmış. 3 fakülteyi barındıran bir bina. Şöyle birazcık daha geniş açıdan çekeyim. Binamızın yan tarafında ağaçlandırmalar güzel. Şöyle yine otopark öğrencilere ait. Yine öğretmenlere ait. Söylemiş olduğum gibi bir tane camimiz var. Bir tane fakültenin içinde, arkadaş kampüsün içinde kapalı spor salonumuz şöyle şekilde. Evet, şimdi de arkadaşlar diğer fakültemize geçelim. Şöyle bir güneş açık kütüphanemiz. Evet arkadaşlar, şöyle kampüsümüzün içinde
kız öğrenci yurdu var. Şurası içeriye giriş kapısı kızların. Şu şekilde arkadaşlar su depoları var. Çevreyi sulamak, ağaçların cidden güzel sulamak için şu şekilde su depoları var. Bundan iki tane var, bir de diğer tarafta var. Onu da size göstereceğim. Ve arkadaşlar, benim yurduma giden yol burası. Ben genelde bu yoldan kullanıyorum. Buradan gidiyorum. Yurduma 20 dakikada gidiyorum arkadaşlar. Yürüme mesafesi 20 dakika. Bizimki kampüsün içinde değil. Keşke kampüsün içinde olsaydı. Daha rahat olurdu. Ama olsun, işte yakın, yine de 20 dakikalık bir mesafede. Arkadaşlar şurası da İslami İlimler Fakültesi. Burası yeni yapıldı arkadaşlar. Burası öncesinde Mimarlık Fakültesi'ne yan yanaydı, içindeydi yani. Orası 4 binaya ayrılmıştı. Şu an burası yeni bina. Yeni yapıldı. Pandemi döneminde yeni yapıldı arkadaşlar. Tasarımı çok güzel. Ben burayı çok beğeniyorum. Birazcık şöyle yaklaşacağım. Yoldan da geçelim. Arkadaşlar ben 2. sınıfı pandemiyle kapattık. Ben 1'deyken şu an burası, yani bu yol, göstereyim, bu yol yapılıyordu, yeni yapılıyordu. Yani toprakları yeni dökülüyordu, asfalt falan dökülmüyordu, daha yeni yapılıyordu. Yani burası da böyle olacağını burayı bilmiyorduk. Ama şu an burası yeni yapıldı. Yani pandemi döneminde yapılmış. Bu ilk ön tarafı arkadaşlar, ön kısmı öğrenci giriş kapısı. Bunun arka tarafı da var. Burası da öğretmenlerin giriş kapısı. Şöyle birazcık daha yaklaşalım. Daha net çıksın kamerada. Arkadaşlar üniversitemizi tercih edin. Güzel üniversite. Tabi birazcık soğuk. Soğuk bir memleket. Ama olsun, alışıyor insan. Ben de ta Amasyalardan geldim buraya. Öğretmenlerim diyor, sen nasıl düştün buraya? Ne işin var senin burada falan. Kitaplarda bulunuyorlar ama olsun. Güzel yer. Öğretmenlerimi seviyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Kapısı girişi. Tasarım çok güzel. Ben beğendim. Şu şekilde geniş alanları. Öğrenciler için oturma yerleri. Matlar falan kullanılmış. Şu şekilde. Arkadaşlar şu karşımıza kız yurdu. Şimdi de yüksek okuluna gidelim. Ve sonrasında size yurdumu göstereceğim. Devam. Evet arkadaşlar. Şu an İslam İlimler Fakültesi'nden çıktık. Şöyle ters çevirdiğimde tam karşısı orası. Oradan çıktık. Şu an yüksek okuluna geçeceğiz. Burada da 3 bölüm var. Evet arkadaşlar, şu şekilde alt etik stat var, sahamız. Burada genelde koşu yapıyorlar. Ben de akşamları geliyorum, buraya spor yapıyorum, koşuyorum, zıplıyorum, hopluyorum. Ben de burada egzersizler yapıyorum. Tabii şu an hava soğuk olduğu için bugünlerde gelemiyorum. Zaten vizelerim başlayacak. O yüzden gelemiyorum. Pek fırsat ve vaktim de olmuyor zaten. Evet arkadaşlar, şu beyaz değişik bir tasarım olan bina, yüksek okul binası. Çok değişik tasarım var. Buranın ön kısmını size göstereyim. Buranın hemen arkadaşlar şu şekilde arka tarafında sarı ve beyaz bina var. İşte orası benim yurdum. Arkadaşlar ikinci su depomuz burası. Yine çevredeki ağaçların sulamak için kullanılan su deposu burası. Burası da küçük okula ait. Dediğim gibi karşı taraftaki binalar A blok ve C, A ve B bloklar bizim bloklar. Sarı bina ise ek şey binası, yemekhane binası. Şimdi yüksek okulun önüne geçelim.
Ön tarafı çok geniş arkadaşlar. Araçlar için park alanları bırakılmış. Şuradan şöyle göstereyim. Önceden burası diş hekimi fakültesiydi arkadaşlar ama değişti daha sonrasında. Burada da arkadaşlar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu diye 3 bölümden ayrılıyor. Buranın da sağ tarafı Sosyal Bilimler. Arka tarafına doğru giden yer ise Teknik Bilimler, sol tarafına Sağlık Hizmetleri. Göstereyim. Geniş açıdan. Evet arkadaşlar. Kampüsümüzdeki fakülteler bu şekildeydi. Ve burası da yüksekokulun çıkış yeri. Evet arkadaşlar, videomuz böyleydi. Beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.